Kırılan parmaklar, kesilen eller, gerilen tendonlar, dökülen dişler. Hayır, hiçbiri futbol sahalarında olmadı. Başrolde belki futbolcular vardı ama tüm bunlar birbirinden garip sakatlık öyküleri sonrasında gerçekleşti. Rüştü Reçber. Fenerbahçe ile Beşiktaş derbi tarihine Uçen'in ayağının kırıldığı maç olarak geçen karşılaşma öncesi Türk futbolunun ilginç sakatlıklarından biri yaşandı. Hafta ortasında Fenerbahçe kalecisi Rüştü Reçber'in falçata ile elini kestiği, yarasına 8 dikiş atıldığı ve derbi kadrosuna alınamayacağı ortaya çıktı. Kimileri Rüştü'yü acemilikle suçlarken, kimileri ise ünlü kalecinin eşi Işıl'la tartışırken sinirlerine hakim olamayıp duvara yumruk atarak elini sakatladığını ileri sürdü. 1998-1999 sezonunda lider Galatasaray'ı 5 puan geriden takip ederken derbiye çıkan Sarı Lacivertler'de dönemin tecrübesiz kalecisi Murat Şahin'in kontrolsüz hareketi Uçen'in bacağının kırılmasına sebep olurken Beşiktaş maçı kazandı. Kabak da daha çok Rüştü'nün başında patladı. Brian Robson. Futbolcular röportajlarda, kamplarda ya da maç dönemlerinde kaldıkları otellerdeki yatak arkadaşlıklarını anlatmaya bayılır. Şakalaşmalar, derin sohbetler, motive edici konuşmalar. Kötü geçen günleri teselli etmeye odaklanan bu ilişkiler onlar için askerlik anıları yerine geçebilir. Tabii Brian Robson ve Paul Gascoigne ikilisi hariç. 1990 Dünya Kupası finallerine hazırlık kampı yapan İngiltere milli takımının bu iki oyuncusu aynı odada kalıyorlardı. Brian Robson yatağında dinlenirken Paul Gascoigne de nedense kendisininki yerine onunkini tercih etmişti. Uzun bir süre yatağında oturan arkadaşından sıkılan Robson, Gascoigne'i devirmek için yatağa kaldırmayı denedi. Bingo! Yatağı kendi ayağına düşürdü ve kırılan parmağı yüzünden 1990 Dünya Kupası'na katılamadı. Robson için değil ama Gaza için oldukça komik bir anı. Milan Rapaic. Fenerbahçe'nin Mustafa Denizli yönetiminde kazandığı 2000-2001 şampiyonluğunun mimarlarından birisi kuşkusuz Hırvat yıldız Milan Rapaic'ti. Özellikle 1-0 kazanılan Galatasaray derbisindeki golü ve 3-0'dan çevrilen 4-3'lük Gaziantepspor karşılaşmasındaki iki golüyle adını unutulmazlar adına yazdırdı. Ancak Rapaic'i ülkesindeki takımı Hajduk Split taraftarları garip ve pek de inandırıcı olmayan bir sakatlık yüzünden sezon başı kampını kaçırmasıyla daha çok hatırlıyor olmalı. Takımın kampına katılmak için havaalanına gelen Hırvat yıldız uçağa binmek yerine hastane yolunu tuttu. Bunun sebebi uçuş kartını gözüne sokmasıydı. Gerçekten hiç inandırıcı değil. Gökhan Keskin. Beşiktaş'ın namalup şampiyon kadrosunun liberosu Gökhan Keskin'in milli takım kariyeri aldığı bir duş yüzünden sekteye uğradı. San Marino ile oynanacak maçtan önceki gün duş alan Keskin bir anda musluktan kaynar sular fışkırdığını, bundan kaçmaya çalışırken kaydığını ve sol ayağını duş teknesine çarptığını anlattı. Bu sakatlık ya da kazanın şekli onu o kadar etkilemiş olmalı ki iyileştikten sonra bir daha eski formunu bulamadı. Rio Ferdinand. Manchester United'ın Alex Ferguson döneminin efsanevi kadrosunun değişmez stoperi Rio Ferdinand evinin salonunda sakatlandı. Rio'yu sakatlayansa uzun süre aynı pozisyonda oturduktan sonra ayağıyla telefonunu almaya çalışması oldu. Tecrübeli stoper bu garip çaba sırasında diz tendonunu zorlayıp birkaç maç formasından uzak kaldı. Dua etsin David Beckham'ın kafasına krampon fırlatan Sir Alex ona televizyon fırlatmadı. Ever Banega. Lionel Messi'nin takım arkadaşlarından birisi olmanız kendi sakarlığınız yüzünden sakatlanmanızı engellemiyor. Arjantin milli takımının orta saha rotasyonunda kendine yer bulan oyuncu bir benzin istasyonunda sakatlandı. Kariyerinde Sevilla, Inter, Boca Juniors, Atletico Madrid gibi kulüplerde olan Banega, Valencia günleri sırasında arabasının deposunu doldururken el frenini çekmeyi unuttu. Cezası tekerleklerin ayağının üzerinden geçmesi oldu. Kırılan ayak bileği yüzünden 6 ay formasından uzak kalması da cabası. Darius Vazel. İngiltere'de Chelsea, Aston Villa gibi kalburüstü takımların formalarını giydikten sonra kapısına haciz memurlarının dayandığı Ankara gücüne transfer olan Darius Vazel, adaya geri döndükten sonra 2012 yılında garip sakatlığıyla manşetleri süsledi. Jamaika asıllı İngiliz golcü bir gün ayağındaki bir bölgenin kan topladığını fark etti. Normalde futbolcular böyle durumlarda kulüp doktorlarına başvurur ama o herhalde Ankara'daki sıkıntılı günlerin de etkisiyle işini kendi halletmeyi tercih etti. Kan toplayan bölgeyi bir matkapla delen ünlü santrafor, yaptığının karşılığını enfeksiyon onlu bir yara ve daha kötü bir sakatlıkla aldı. Santiago Canizares.
Valencia'nın platin sarısına boyadığı saçlarıyla yeşil sahada hemen fark edilen efsanevi kalecisi bir dönem öylesine form tutmuştu ki Iker Casillas'ı geçip 2002 Dünya Kupası'nda İspanya milli takımının birinci kalecisi olmayı başarmıştı. Ta ki kupanın hemen öncesinde tıraş losyonunu ayağına düşürene kadar. Şişenin kırılan parçalarından birisi onu ayağından ciddi bir şekilde sakatladı ve kale Casillas'a kaldı. Turnuva İspanya için felaket geçince Canizares belki de sakarlığına bol bol dua etmiş olabilir. Alessandro Nesta. Fizikleri ve hücum oyuncularına yaptıkları müdahaleleriyle korkutucu olan savunmacıların kendilerini sakatlamalarına bir örnek de İtalya'dan. Milan'ın ve İtalya milli takımının değişmez stoperlerinden Alessandro Nesta hemen her futbolcu gibi PlayStation hastası bir isimdi. Antrenmanlar ve maçlardan arta kalan vakitlerinde sık sık oyun konsolunun başına geçen İtalyan savunmacı bir keresinde zamanın nasıl geçtiğini fark etmemiş olacak ki bilek tendonunun aşırı gerilmesine sebebiyet verdi. Casey Keller. İngiltere, Almanya ve İspanya'da hatırı sayılır bir kariyer yapan Amerikalı milli kaleci Casey Keller'ın golf merakı onun futbol sahalarından bir süre uzak kalmasına sebep oldu. Hayır, Keller golf sopasıyla vuruş yaparken omzunu çıkartmadı ya da dizinin dönmesine sebebiyet vermedi. Keller golf oynamak için gittiği tesiste arabadan çıkarttığı golf sopalarını ağzıyla tutmaya çalışınca birkaç dişini kırdı. Neden böyle bir aksiyona girdiğine dair hiçbir açıklama yapmayan Amerikalı kalecinin yaşananları teknik direktörüne nasıl açıkladığı da bilinmiyor. Bu videoyu beğendiyseniz ve bu içeriklerin devam etmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun.